İşgalin stratejik noktaları, Galata Kulesi ve Galata Bölgesi'nin önemi İngiliz Derin Devleti'nin işgal sırasındaki görüşü, Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir, Yunan'dır. Türkler oradan atılmalıdır, zihniyetiyle şekillenmekteydi. Aslında İngiliz Derin Devleti'nin bugün ülkemize yönelik yürüttüğü planları bundan farklı değildir. Yüz yıl önce belirlenen siyaset, halen çeşitli yöntemlerle uygulamaya devam etmektedir. Bugün Amerika ve Avrupa Birliği derin devlet zoruyla bu planın uygulayıcısı konumdadırlar. Rusya da bu plana çekilmeye çalışılmaktadır. İşte yaklaşık 100 yıl önce 16 Mart 1920'deki işgal ile bu plan zirveye çıkmıştır. Birleşik Krallık 26.525 asker ve 894 subay ile İstanbul'a girmiştir. İstanbul'un işgal kuvvetlerinin kontrolüne geçmesiyle birlikte Londra'da derin mahfillerde bir neşe oluşmuştur. Bu ihtiras ise işgalin korunabilmesi için uygulanacak olan şiddet politikasını peşinden getirmiştir. İşgal devletleri İstanbul'u paylaşırken Sur içindeki eski İstanbul'u Fransızlar, Beyoğlu ve Boğazlar mıntıkasının denetimini ise Britanya almıştır. Kadıköy ve Üsküdar bölgesinin kontrolü İtalya'ya verilmiştir. Ancak İngilizler İtalyanları güvenilir bulmadığı için buraya da el atmışlardır. Zaten şehrin yüksek komutası Britanya Yüksek Komiserindedir. İstanbul'da Fransız işgal güçlerine ait sadece kum kapıdaki bir hapishane vardı. Fakat İngilizler Galata Kulesi'nin altında Arabyan ve Sansaryan hanlarında Kroker ve Şahin Paşa otelleri olmak üzere beş hapishane kurmuşlardır. Bu bölge binlerce insanın fişlendiği, işkenceye maruz kaldığı, Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yerdir. Galata Kulesi şehrin her yerinden görünen özelliğiyle hem İngilizlerin devletinin sembolü olmuş hem de tüm istihbaratın toplandığı bir işkence merkezi olarak kullanılmıştır. Aslında işgal yıllarında tüm Galata mahalleleri birer İngiliz üssü haline gelmiştir. Galata Kulesi'nin bulunduğu sokak, Kuvayi Milliyecileri izlemeye çalışan İngiliz istihbaratının merkezi olmuştur. Galata Kulesi de İngilizlerin gözetleme kulesi haline gelmiştir. İşgal süresince kulenin üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanmıştır. O yıllarda kulenin kademeli çatısı üzerinde bir baraka vardır. İstihbarat amacıyla sonradan eklenen bu baraka, İngiliz askerleri tarafından gözetleme odası vazifesi görmüştür. Kulenin tepesi, Haliç ve İstanbul'un geniş bir alanını kapsayacak görünümü gösteren eşsiz bir konuma sahiptir ve şehirdeki tüm hareketlilik kolayca takip edilebilmektedir. Galata Kulesi'nin yanındaki 1904 yılında inşa edilen Galata Evi isimli binada İngiliz karakolu olarak kullanılmaktadır. Bu bina ve kule içinde Kurtuluş Savaşı destekçileri İngilizlerin devletinin profesyonel sorgucuları tarafından ağır işkencelere tabi tutulmuşlardır. İşgal kuvvetlerine tabi olan korkaklar tarafından gelen jurnaller burada değerlendirilmiş ve kilit önemdeki kişiler bilgi amacıyla burada sorguya çekilmiş, şiddet görmüş ve işkenceye tabi tutulmuşlardır. Birçok vatansever burada şehit edilmiş ve kulenin altına gömülmüştür. İleriki dönemlerde Galata Kulesi'nin derinlerinde bulunan çukurlar ve alt kısmındaki kanallarda insan kafatasları ve kemikler bulunmuştur. Kule'nin orta boşluğunun bodrumu da zindan olarak kullanılmıştır. İşgal döneminde bu metotlarla binlerce insan fişlenmiş ve işkence görmüştür. Galata Kulesi İngilizlerin devleti için çok hayati bir noktadır. Hem Mevleviliğin merkezi olarak bilinmekte hem de İngiliz istihbaratının ve İngiliz dehşet ve şiddetinin üssü olarak görülmektedir. Bölge aynı zamanda İngiliz mahkemesi olarak da kullanılmıştır. Yani Galata bölgesi hem karakol hem işkence evi hem hapishane hem mahkeme hem de istihbarat elemanlarının bulunduğu bir noktadır. İngilizlerin devleti Firavun'un Tarassut Kulesi'nde yaptığı gibi Türk halkını Galata Kulesi'nden izlemiştir. Galata'daki arazi üzerine kurulan İstanbul'un ilk Mevlevihanesi de İngilizler tarafından istihbarat için kullanılmıştır. İşgal döneminde İngilizlerin İstanbul halkına yaptıkları zulmün ikinci önemli noktası ise Kroker Oteli'dir. Bu bina şu an öğretmen evi olarak kullanılmaktadır. Otelin bodrumundaki odalar işkence odaları olarak kullanılmış ve işgale karşı gelen yüzlerce Kuvayi Milliye direnişçisine bu odalarda işkence yapılmıştır. İngiliz derin devletinin John Bennett isimli istihbaratçı subayı işgal günlerinde Beyoğlu'nda şehre hakim konumdaki Kroker Oteli'ni karargah haline getirmiştir. Yüzbaşı Bennett elinde kamçısıyla gece yarısı aşağıdaki işkencehanelerde kişileri sorguluyordu. Bennett, işgal sonrasında da bir Mevlevi ve Sufi olarak Osmanlı ve Müslüman coğrafyasıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamıştır. İngiltere'de açılan ilk Mevlevi tekkesini kuracak ve oranın ilk şeyhi olacaktır. Buradan Türk milletine ve Müslümanlara Mevlevilik kisvesi altında zarar vermeyi hedefleyecek ve pek çok kişi onun iki yüzlülüğünü fark edemeden İslam'ın yerine Rumilik gibi İslam'a muhalif bir anlayışı benimseyecektir. İngilizlerin devletinin İslam alemini içten çöküşe uğratma politikası özellikle bu tarihten sonra Rumilik adı altında daha da yoğunlaşacaktır. İngilizlerin İstanbul'daki istihbarat kaynaklarının özellikle Mevlevi tekkeleri olduğunu da burada belirtelim. Osmanlı'daki dönemin İngiliz hayranları, bir kısım Rumi vatan hainleri, söz konusu Mevlevi haneleri mesken edinmiş ve İngilizlere sadık birer işbirlikçi olabileceklerinin mesajını vermişlerdir. İstanbul'u elinde tutmak isteyen işgal kuvvetleri halka yönelik de baskı uyguluyordu. Boğazda demirli işgal donanmasına ek olarak Galata Köprüsü'nün önüne de İngiliz denizaltısı yerleştirilmişti. Filoya ait silahlar şehre dönük ateşe hazır vaziyette bekletiliyordu. İşgal orduları tanklar ve zırhlı birliklerle İstanbul'da gövde gösterileri yapıyordu. Taksim Meydanı'nda hemen her noktaya tanklar yerleştirilmişti. Şehir içinde Osmanlı askerleri rütbesi ne olursa olsun işgal askerlerini selamlamak zorundaydı işgalcilerden karşılık vermesi ise beklenmiyordu. Halkın milli şuurunu engellemek için padişaha işgali tasvip eden ferman yayınlatılmış, Şeyhülislam'dan ve bazı din alimlerinden de fetva alınmıştı. Ayrıca İngiltere'den getirilen kasa kasa içkiler İstanbul meyhanelerini ve kahvehanelerini doldurmuştu. Bu sayede halk pasifize ve dejenere edilmeye çalışılıyordu. İstanbul'un her yerinde İngiliz yasusları mevcuttu. Kod adı RV5 olan bir ajan 1921'de İstanbul'da açtığı terzi dükkanıyla iddiaçı çevrelerin ve Atatürk'e yakın isimlerin terzisi olmayı başardı. Türk dışişlerine girip çıkabiliyordu. Elde ettiği bilgileri İngilizlere aktarıyordu. Kod adı JQ6 olan bir diğer ajan ise İstanbul'da bir kahvehane işletiyordu. Bu kahvehane Mustafa Kemal'e yakın isimlerin uğrak yeriydi. Mustafa Kemal taraftarlarının tüm toplantıları burada gerçekleşiyordu. Konuşulan gizli planlar kahveci ajan tarafından doğruca İngilizlere aktarılıyordu. İstanbul halkı dört bir yandan İngiliz derin devletinin kuşatması altında yaşamını sürdürüyordu. Mevlevilik konusunda önemli açıklama Mevlana 13. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıftır. Mesnevi onun eseridir. Ve bu eserde iman ve İslam ile ilgili güzel ifadeler bulunmakla beraber Allah'a ve Kur'an'a muhalif ve İslam itikatlarıyla çeşitli şekilde çelişen ifadeler de bulunmaktadır. Bu özellikleriyle mesnevi ve mesnevi çerçevesinde getirilmiş olan Mevlevilik kültürü İslam dinine muhalif izah ve uygulamalar barındırdığından günümüzde İslam ile sinsice mücadele etmek isteyen bazı kesimlerin desteklediği bir kültür haline getirilmiştir. Bu kültür daima Allah'ı inkar edenler, İslam karşıtları, cinsi sapıklar ve darinsler tarafından üstün tutulmuştur özellikle İslam camiasının içinde homoseksüellik gibi Kur'an'da haram kılınan uygulamaları, Darwinizm gibi Allah'ı inkar eden zihniyeti yaygınlaştırmaya çalışan kesimler yöntem olarak Mevlevilik ve Rumilik kültürünü kullanmışlardır. İngilizlerin devleti de tarih boyunca bu tehlikeli kültürü sürekli olarak Müslümanlara karşı kullanmaktadır. Fakat bu izahları değerlendirirken yapılan eleştirilerin doğrudan Mesnevi'nin yazarı Mevlana'ya yöneltilmediğini belirtmek gerekmektedir. Mesnevi'nin 13. yüzyıldan bu yana değiştirilmiş olabileceğini dikkate almak gerekir. Söz konusu izahların İslam toplumlarını yaralamak adına sonradan mesneviye eklenmiş olması muhtemeldir. Dolayısıyla burada eleştiri noktamız Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendisi değil, mesnevi kitabının içerdiği ve ona dayanarak geliştirilmiş garip Rumilik kültürüdür. Rumilik felsefesi sonraki bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır.